Merhabalar, bugün Panur AVM'de lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci durağımız Fatima. Çikolataları tadacağız. Çikolata o kadar önemli bir besin ki, şimdi söylediğimde belki çok şaşıracaksınız. Damar harabiyetinden koruyor, hipertansiyondan koruyor, hatta hipertansiyona iyi geldiği belirtilmiş. İnsülin hassasiyetinden koruyor. Özellikle diyabet hastası, yani ağır diyabet hastaları hariç, insülin direnci olanların beslenme programlarında bitter çikolataya yer verilebilir deniyor. Anne sütünü artıran besinlerden bir tanesi olarak geçiyor. Strese iyi geliyor. Mutluluk hormonunun sentezlenme oranını arttırıyor. En keyifli tüketilen besinler listesinde birinci sırayı almış. Ve bir yılda tüketilen çikolata miktarının 7.2 milyon ton olduğunu söylesem, herhalde niye çikolata konuştuğumuza şaşırmazsınız. Merhabalar, bugün Ankara'nın en keyifli alışveriş ve yaşam merkezi Panur AVM'deyiz. Ve de tabii ki çikolata nerede yenir deyince Fatima'da soluğu aldık. Ankara'nın en güzel kadınlarından birini misafir ediyorum. Sevgili Afitap Akıncı. Bakalım biraz çikolata sohbeti yapacağız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba'cığım. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Seni çok güzel takip ediyorum, çok başarılısın. Çok teşekkür ederim. Başarımı her gün yediğim çikolataya borçluyum diyeyim. Şöyle bir şey var, daha evvel yine konuşmuştuk sizinle. Çikolata bence sağlıklı beslenme programının içinde mutlaka olmalı. Doğru, katılıyorum. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizin hayatınızda nasıl yeri var? Mesela çikolatayı düzenli tüketir misiniz? Hı hı. Hangi tür çikolatayı daha çok seversiniz? Hı hı. Benim her gün iki tane bitter çikolata yeme alışkanlığım var. Kahvemle beraber mutlaka yiyorum. Çünkü bitter çikolatanın aynı zamanda damar sağlığına çok iyi geldiğini biliyorum. Çok doğru. Artı yaşadığım bir şeyi anlatabilirim size. Bir gün çok başım ağrıyordu. Aldığım ilaçlar da fayda etmedi. Sonra buzdolabını açtım. Sakladığım bir çikolatam vardı. İki büyük parça onu yedikten sonra başımın ağrısı geçti. Ve sonradan öğrendim ki serotonin salgılanmasına da neden Doğru. oluyor. Ve bence herkes günde bir ya da iki parça mutlaka yemeli diye düşünüyorum bitter çikolatayı. Çok doğru söylüyorsunuz. Ve iyi hissettiren besinler diye bir liste yayınlandı. Bilimsel bir liste bu. Çikolata birinci sıraya yerleşti. Öyle mi? Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben sizin gezmeyi de çok sevdiğinizi biliyorum. Evet. Birçok yere gittiğinizi biliyorum. Peki gittiğiniz, gezdiğiniz yerlerde en iyi çikolatayı nerede yediniz? Vallahi Viyana'da biliyorsunuz kahvesi, çikolatası, çikolatalı pastaları meşhur. Orada yediğim çikolata hala aklımda. Ve sonrasında Türkiye'de de birkaç çikolata denemem oldu. Fakat bir müddet sonra o çikolatalarda bir yağ kokusu algılamaya başladım. Ondan sonra fakat bu Fatima'ya gelip de buradaki çikolataları denedikten sonra işin ne kadar farklı olduğunu, kalitenin ne olduğunu çok net algılayabildim. Değil mi? Kesinlikle. Özellikle portakallı çikolatalarını tavsiye ediyorum. Vallahi bence de çok keyifli. Benim kızımın favorisi burada şekilli çikolatalar. Hmm. Bir de şekilli çikolataları var. İşte kedi motifli vesaire. Doğru. Onlar favorimiz. Doğru. En çok onları seviyor. Ben ders çalışırken yemek için özellikle şu seriyi çok tercih ediyorum. Portakallı olanlar da çok hoşuma gidiyor. Bir tane tükettiğimde gerçekten böyle kan şekerim biraz yükseliyor. Bununla beraber farkındalığım uyanıyor. Algılama kabiliyetim artıyor. O konular daha hızlı hızlı bitiyor. Evet. Evet, yani bir farklılık yaşattırıyor bedende. Katılıyorum. Ben Fatima'nın kahvelerini de çok seviyorum. Kesinlikle. Böyle aroması çok güzel. Evet, aroması çok güzel. Bazı yerlerde içtiğim kahveler bana ağır geliyor. Aynen. Midemi rahatsız ediyor. Damak tadımı acıtıyor. Evet.
Ama bu tam kıvamında. Kesinlikle. Çok güzel. Bildiğimiz çok Türk kahvesi tadında. Değil mi? Aroması çok çok iyi. Hele ben çikolata. De çok seviyorum. Hele çikolatayla iyice tam evet. Taçlanmış oluyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür Deneyiminizi, ederim. Deneyiminizi, tecrübenizi paylaştınız. Teşekkür ederim Tuğba'cığım. Çok mersi. Ben de çok mutlu oldum. Ben de öyle. Ne güzel oldu. Evet. Ayaklarınıza çok sağlık. Çok teşekkür ederim.